Antidepresan mı safran mı diye sorarsanız ben safran derim ama fiyat iki katı. İki katı ama antidepresan çok, ilaçlarının zararları, tabii ki safranda yan yok. Etkileri. Safranda yok. Şimdi şöyle, safranın bırakın kendisini, kokusu bile nane gibi depresyona iyi geliyor. Hmm. Uçucu yağlar nedeniyle. Ama safran çiçeklerinden elde ediliyor ama futbol sahası kadar bir safran ekiyorsunuz. Hmm. Bir gram safranı zor elde ediyorsunuz. İncecik böyle saç gibi sicimler var. Hmm. O sicimlerden iki tanesini veya bir tanesini çaya attığınız zaman o sizi bir günlük antidepresan dozunuz gibi, ama o bile çok pahalı. Hmm. Bulgaristan'da rutin safran üretimine başlamışlar. Ben o üretici beyefendiyle bana ofisime muayene olmak için geldiği zaman tanıştım. Hüseyin Bey, Hüseyin Tahirov. Bir İsveç'te çalışan işçi ve safran koalisyonu kurmuş Bulgaristan'da. Çiftçilik çok iyi. Bizim de bu işe eğilmemiz lazım. Evet. Çünkü safran geleceğin Alzheimer ilaçlarından biri. Geleceğin antidepresanlarından biri. Yarın eczanede işte ufak ufak hapları çöpleri sıtılmaya başlamış. Çıkmaya da başladı. Radyasyondan korunmada en güçlü gıdalar hangisidir ya da böyle gıdalar var mıdır diye sorayım. Arka arkaya çok sıkı sorular geliyor. Hocam, evet. Radyasyon, zannetmeyin ki ben radyoterapi aldığım zaman radyasyon görüyorum. Biz doktorlar hepinizi birer radyasyon bombası haline getirmeye başladık. Çünkü başı ağrıyana tomografi, karnı ağrıyana bilmem ne grafi.